Şimdi sahnelerin yıldızı, yıldız ismi. Ama biz tamam sesi şarkıları kadar sohbetinden de çok büyük zevk alıyoruz. Onun da bize açıklayacağı şeyler varmış. Aylin Coşkun gelsin Aylin, tüm şimdilerle. Gel. Aylin yavaş yavaş gel de bir bakalım yani şöyle. <laughs> Aylin, Aylin nasıl, nasıl kilo <laughs> verdin? Çok iyi 18 gözüksün. Çok Ay ben şarkı söylemeden oturayım mı? Hadi gel. Biraz hastayım Hadi çünkü. Tamam Valla nefes nefese şarkı söylemeye halim yok şu Benle an. Senle muhabbet çok tatlı oluyor. Hoş geldin. Hoş bulduk kızlar özledim sizi yani. 18 kilo gitti diyorsun. Bir 17-18 arası gitti. Nasıl, Nasıl gitti? gitti? Ya biliyorsunuz ben çocuk tedavisi oluyordum zaten. Çocuk bebek tedavisi. Tut bebekten biliyorsun. dolayı ben bir 90 kiloya çıktım. Evet canım. Uh -huh. ee, o iğneler falan acayip bir şişkinlik yapıyor kilo aldırıyor. bir de bitmeyen bir süreç benimki. Çok azimliyim. Doktorum diyor ki senin kadar böyle maraton koşan bir kadın görmedim. Çünkü milletin 10 senede 5 kere, 3 kere denediği şeyi ben 4 yılda 50 kere denedim. 4 <laughs> <laughs> yılda 50 kez tüp bebek tedavisi. 50'ye yakındır herhalde. Azimle hala devam ediyorum. Fakat bitkisele geçtiğim için <laughs> bitkisel kilolu tedavi. evet bitkisel tedavilere geçtiğim için Şimdi kilo verebildim, diyet yaptım. Zaten bunu da nasıl kilo verdim? Çünkü almıyorum. Bir diyetisyene gitmedim. Kendim YouTube kanalımda anlatacağım. Herkes kilo verebilir ki ben o kadar hormon, kortizon vesaire ben kilo verebildiysem bence herkes verir yani. Şimdi tüp bebek tedavileri çok da maliyetli biliyorsunuz. Of of iki parası York yedim yılda. ya. <laughs> yedim diyecektim. yedim. Çok, yani buna devletin beli atması gerekiyor aslında. Ee, şimdi hadi bizim durumumuz vardı, hadi biz bir şeyler yapabildik de e, durumu olmayan ama anne olmak isteyen çok insan var ve bu bir kere denemeyle olmuyor. İlaçlar çok pahalı, iğneler çok pahalı, vitaminler yani o süreç toplama e, genetik varsa genetik yaptıracaksanız genetik ayrı bir para o kadar maliyetli ben iki parası yedim ya. İki yani. parası gitti. Yedim. Yani iki ya bu villa yeni ev hani. şimdi mi fiyat? Şimdiye göre fiyat mı yani? Ya şimdiye şimdi göre de evlerin tabii canım. fiyatı Ama hayatım ben gidiyor. de şimdi harcarken o günkü kurdan hesapla. E o gün bozduğum atıyorum dolarım varsa dolar bozuyorsam. E bugünkü kurla aynı parayı vermiş yani bir oluyorum. Yani bir 5 milyon gitti mi? Tabii gitti canım. Ne 5 ne beş milyon Allah aşkına yapmayın kızlar. Ha, yani... Bakın en son toplattırdığım yumurtanın bana maliyeti 40 bin lira. Sadece yumurta bunun içinde tedavisi yok, iğnesi yok, ilacı yok vesairesi yok. Yani oradan pay için. Bir de bunun tedavi süreci var. Aylin bir de duygusal olarak iniş çıkışları var. O ilaçları vücuda aldıktan sonra insan böyle çok hahiyi ha, gidemiyor. <laughs> Şimdi, Bazen düşüyorsun, evet. ağlıyorsun. Ben çok güçlü bir karakterim. Evet öylesin. Kızlar gerçekten evet. öyleyim. Biliyoruz. Şimdi hayatımın bu dört yılını buna adadım ya ben. Hı hı. O süreçte gerçekten koltuk değneklerine ve tekerlekli sandalyeye kadar düştüm ben. Çünkü o bacaklarım bu kadardı benim. Yürüyemiyorsun yani ben kalçalarımın üstünde merdiven inip çıkmaya başladım falan. Şimdi o dönem mesela birçok arkadaşım. İşte çocuğuna doğum günü yapıyor bir şey yapıyor çağırıyorlar. E aramıyorsun. E gelmiyorsun. E gitmiyorsun. Aynen. Arkadaşlar ben Lavaboya gidemiyorum kalkıp. 3 basamak inemiyorum. İnsanlar bunun kolay bir şey olan, hani Türk bebek yani. Değil. Değil. Ya bunu anca yaşayan benimle aynı mağduriyeti yaşayan insanlar böyle. Fiziksel tarafını bırak psikolojik tarafı O çok kötü. Çok ben kötü. bir ara şeydim mesela. biri bana selam veriyor ya. Yani onu öldürebilirim. Bak o dönem gerçekten bir kere birine kızdım kime artık Volkan'a mı kızdım kime kızdım bak dedim seni keserim içeri girmem haberin olsun dedim yani o derece hormonlar tamamen farklılaşıyor yani. Bir de vücut hamile olduğunu zannediyor dönem, çünkü vücuda ona göre hormon veriyorlar. Acayip bir süreç Hormonun ya. Hormon dengelerin ee, alt üst oldu. Hayatım, sana. bambaşka bir hayata geçiyorsun. Yani Haydi. burada çok anlayışlı insanlarla arkadaş eşin olman peki, gerekiyor. eşin o süreci nasıl geçirdi? Vay, o çok rahat geçiyor. Erkekler Ama nasıl sen <gülüyor> <yiyerek> <gülüyor> geçirdi hayat? Azar musun? yiyerek geçirdi. Bir azar yiyerek geçirdi. Yo, ben bir şey söyleyeyim. mi? Gerçekten benim yerimde başka olan her kadın için ben o süreci de arkadaşlarım da var benim bu tedaviyi gören. İşte eşleri ayaklarını ovuyor ödem, ödemini gidersin diye çok yardımcı. Ben kocam hiç naz yapmadım. Ama senin kocan da şimdi pırlanta. Benim zaten. kocam zaten. Bir iki Yok yapmaz. Ama ben de şey yapmadım hani hamile. Geçen gün bir bayan gördüm bir yerde hastanede kan aldırıyorum yine tahlil. Kadın böyle yapıyor şimdi yaşlı bir bayan var onun öne geçmesi lazım. E ben hamileyim. Hamileyim ben. Hani ben öyle tiplerden değilim. Hı hı. Hani kendi acımı kendim yaşıyorum. Annem, kocam, melek. Yani benim arkadaşlarım anlayışlılar. Çevremdeki Aynen insanlar şey de bana destek. Evet, tedavi görüyorsun. Uzun bir tedavi. İlaç yükleniyor vücuda. Hormon ilaçları yükleniyor. Evet. Sonra test zamanı geliyor. Ay onların hepsi ayrı ayrı, ayrı eziyetsiz. Onun Negatif mi pozitif testi mi? Test bak şimdi yumurtayı toplatıyorsun. Beta HCG sonuçları. Dölletiyorsun. O döllenmenin her gün sonucunu telefonda öyle yüreğin ağzında böyle Yumurta bekliyorsun. Kalitesi. Sonra hadi döllendi hadi bölündü. Onun süreci var. Beş günlük altı günlük dört günlük üç günlük falan diye. O ayrı. Hadi döllendi bölünmeleri güzel vesaire. Ben genetiğe yolluyorum. Çünkü o kadar düşükten sonra. E, genetiğe gönderiyorum. E, genetik... ...den haber geliyor iki hafta içinde. Ay o iki hafta. Hadi koydurdun... ...varsay. Transfer edildi. Transfer edildi. E 14 gün... ...bekliyorsun. Hadi tuttu... ...e sonra kalp atışı... ...ay Allah aşkına bir şey söyleyeyim mi? Yani doğal yalı olmuyorsa... ...hiç denemeyin daha iyi yani. O kadar eziyet. Bu yani. kadar denemiş biri Ama o olarak bunu mu söylüyorsun? Ben... Yani şimdi bu psikolojiyi kaldırabilecek güçle ve karakterde olmak lazım. Bu çok zor bir süreç. Bir sınır koydun mu kendine şu yaşa kadar? Ben geçen gün doktoruma şey dedim. Bu benim için pahalı bir hobiye dönüştü artık. Yani ha, öyle hobi niyetine gidiyorum. Ha, yumurta var hadi toplayalım. 20 gün önce yine toplattım. Döllenmedi. Hadi dedim bir dahakine inşallah. Doktora ben moral veriyorum artık tabii. Peki diyor musun ki bu işi sonuna kadar götüreceğim? Hayatım vücudum bana artık tamam Aylin. Ben bu ilişkiyi seninle aramdaki bağ kesiyorum <laughs> diyene kadar deneyeceğim. Ama şunu unutmamak lazım. Şirk koşmamak lazım. Veren Allah alan Allah. Tabii ki. Şimdi bu kadar sağlıklı yumurtadan eğer ki bir evlat edin, elde edemiyorsam, Üsmetsiz. ben kucağıma alamıyorsam bu Allah'la ilgili bir şey artık. Çünkü o veriyor yani. Evet. Evlat edinme falan öyle şeyler yok hiç, hiç Yok ben, hı, hiç yok. Yani niyeyse öyle bir şeyim yok. Yani kocamla dünyayı gezmeye karar verdim. Hı, olmazsa diyorsun. Olmazsa kocamla gezeceğim, dünyayı gezeceğim, dolaşacağım. E zaten yaşımız da artık 20 değil. Hı hı. E, ne yapalım? Aylin e, bu denemelerin sırasında e, çok duygusal ve zorlu vakitlerde geçirdim so. Çünkü bir tanesinde tuttu galiba yanılmıyorsak İki da ikisinden birinde ikizdi. Evet. E, mutlu haberi tam vermeye hazırlanırken evet. bebekleri kaybettiğini evet. öğrendin. O süreçte seninle konuştuk. Artık e, mücadelen i̇şte o dönem de benim bir de mahkeme dönemlerime evet. de denk hmm. geldi. O stresten de ben kayıplar yaşadım. Hmm. Yani birkaç kez transferim oldu, işte kürtajlarım oldu. Hmm. Yani stres hayatta insanın başına gelebilecek en büyük bela. Hı hı. O yüzden ben artık stresi de kontrol etmiyorum. Yani. Ama seninle ilgili şuna dikkat ediyoruz. Eskiden her şeyi paylaşırdın. Evet. Hediyeler, jestler evet. falan. Şimdi acaba böyle biraz <laughs> da buna mı inanıyorsun? Nazar değiyor bize diye. Daha az altın evet. sanki. Çünkü Volkan da aynı şeyi bela. söylüyor. Bir şeyi paylaşıyorum ya evde kavga ediyoruz <laughs> ya evde bir şey oluyor yani mutlaka bir negatifi dönüyor onun bize <laughs> ee, o yüzden de Volkan da şey diyor artık hani ya paylaşma ya diyor. ama ben de sonra şeyi düşünüyorum ya anı hani biz öleceğiz orada kalacak <laughs> anı bir yerden paylaş sadece şunu yapmaya çalışıyorum artık daha kontrollü paylaşımlar <laughs> çok insanları irite etmeden. İşte öyle olunca da herkesin hedefi haline geliyorsun. Linç malzemesi oluyorsun. Hayatım Zilan ben hep Polat şunu söyleyeyim. Evet. Ya, ya zenginin malı züğürtün çenesini yorar meselesi var ya. Ya bırakın kazanan kazanıyor size ne? Nereden buldun? Siz size ne ya? O nereden buluyor size ne kısmı? Nasıl yani? <laughs> ya kime ne? Bunun hesabını devlet sorar arkadaşlar. Hı? Sen soramazsın bireysel olarak. Sen onunla beraber onun ne yaptığının 24 saatini beraber sakıp sabancı simit satarak geldim diyor. Nereden buldun bu parayı dendi mi? Devlet soracak onlar hesabını verecek. Evet senin de başına o konularda çünkü tatsız şeyler Ay, geldi. Ben de dedim devlete hesap verin. Yani hepimiz devlete hesap vermekle vergimizi ödemekle mükellefiz. Buraya kadar anlaşalım. bir. Onun haricinde ha Dilan'la ilgili şunu söyleyeyim. Hı. Ben Dilan'ı düne kadar hiç bilmiyordum. Benim hı hı. görümcelerim e, söylediler. Hı. Oradan dikkatimi çekti. Sonra bir kere bakınca hep önüne düşüyor keşke orada. Evet, aynen burada. öyle yapıyor. Dila'nın tek hatası fazla göze sokmak. Evet. İnsanlar ee, insanlar şimdi gerçekten ekonomi biraz zor ya hayat. E, i̇şte o da bu kadar fazla gösterdiği zaman ama insan da yaşadığı mutluluğu paylaşmak istiyor. Ya takip etmeyin ya yerden yere vurmayın. Dila'nın bu konulara cevabı milleti beni çekemeyenleri gıcık etmek için yapıyorum demiş. Ya çok doğru değil bu. Yani ben mesela insanların ee, hayat sana şunu öğretiyor Her geçen gün İnsanların ne dediği hiç umurumda değil Ben bugüne kadar hep insanlar ne der diye yaşadım Bu mahkeme sürecine kadar Hı. Mahkeme sürecim başladığı zaman şunu öğrendim Hiç kimse ne düşünüyorsa düşün Umurumda bile değil Beni ilgilendirmiyor Oraya birileri bir şey yazıyor okumuyorum ki ben Bana ne? Ben hayatım Ben mutluyum ya Benim mutluluğum sizi mutsuz etmesin ee, seni öyle eleştirenlerle inatlaşmaya girersen hiç de daha girmem. çok üzülürsün. O ne biliyor musun? O biraz da şey bence cahillik. Hmm. Ben cahilliğine veriyorum. Yani çünkü niye karşımdaki muhatabım kim? Niye inatlaşıyorum ben ya kiminle? Evet. Ya ben kendimi bilen bir insanım. Çok rahatım, çok coolum. Kendi dünyamda, iç dünyamda mutluyum her şeyden önce. Kimseye de bir şey ispat etmek durumunda değilsin. Aynen öyle. Değil. İçsel olarak doyum yaşıyorsan hiç, bu böyle şeyleri hiç gerek duymuyorsun zaten. Evet, serveti harcamalarıyla gündemden düşmeyen bir isim Dilan Polat çok ağır suçlamalarla karşı karşıya. Hayatım geldi. daha çok kara para akladığı iddiası vardı. Bu servetin kaynağı nereden suçlaması soruları da geldi kendisine. Dilan Polat cephesinde de sıcak bir gelişme yaşandı. Dilan Polat 7 milyon takipçili hesabını kapattı hesabı kapatma kararı aldı. Aslında, Dünden beri aslında dün daha da ağır suçlamalar vardı. Evet gittikçe ee, artıyor. Ödediği vergiler uzun. paylaşıldı ödediği iddia edilen diyelim vergiler paylaşıldı. Bunlara da Bir gerek hesap yok. hesap paylaştı. Dilan diyor mücaferatın ödediği <laughs> vergi 15 bin lira sadece diyenler var. Hatta böyle belgeler filan da paylaşılmış. Şirketin 6 aylık vergi ödemesinin 15 bin TL olduğunu öne sürüp Dilan Polat bizimle Doğru dalga için. mı geçiyor diye de soruyorlar. Hayatım buna gerek yok. Ne o paylaşsın ne de bunun hesabını millet sorsun. Kime ne gitsin devlete. Tamam bitti bu kadar. Ya resmi kurumlar var. Şaka gibiyiz biz ya. Sosyal medya olarak. artık öyle bir şey ki evindeki bilmem neyin rafının içindeki bir şeye kadar sormaya kendini e, Ya şey görüyor, yetkini görüyor. Yok. Bir kere herkes bir haddini yerini bir bilsin artık ya. Yani devlet gitsin baksın. Evet zaten inceleme altında olduğunu söylediler. Tamam bir şey i̇şte, tamam oradan onlar ya ak çıkacak ya başka çıkacak, kara çıkacak yani. Hı. E tamam insan bu de kadar dahil bağlamaz yani. Üzere, Dilan buraya geldiğinde programımıza e, sosyal medya yüzünden canının çok yandığını söylemişti ve defalarca dedik ki ya canın çok yanıyorsa. Bu kadar o zaman göstermeye kapat. de gerek evet. yok hayatım. O zaman kapat, bir süre dinlen ve o kararı aldı işte kapattı. Yani yarın öbür gün mutlaka aç. Şimdi Açar bak. Gün. Sosyal medya bir şey hastalık aslında. Evet. Bak çok büyük bir travma aslında insan hayatında. Evet. Şimdi ben çok uzun süre ben unutuyorum mesela. Evet. Bir şey oluyor. Bir yere gidiyorum. Annem mesela kızıyor bana. Hı. Ya kızım diyor bu kadar güzelsin giyindin evet. makyajın var saçın bir fotoğraf çekat Anne diyorum ya ben onun için yaşamıyorum ki bunu. Hı -hı. Ben o anı yaşamak istiyorum. Hı -hı. Hani ben her dakika bununla şakır şakır bir de millete göster. Herhalde sizin programda da şey olmuş bir altın altın bir şey. Evet evet evet. Altın. Yani ya. şimdi tabii e, çok bizim kültürümüze uyan şeyler değil ya bunlar. O yüzden bence Hollywood'da falan yer bunlar da. Burada işte erite oluyor. Bizim halkımız samimiyeti seviyor. Hı. Bizim halkımız kendi yapabildiğini yapan insanları seviyor. Onunla aynı yerde oturan seviyor. insanı seviyor. Bir de bizim insanımız linç etmeye bayılıyor. Hı. Tabii Öldürsünler böyle. <laughs> de de. Ay beni de linç ettiler ya. <gülüyor> <gülüyor> takı takmak varoşluktur. Ya aslında Üçük bak. Evet. Mesela. Şimdi ben yay yani burcuyum. En son söylemem gereken en başta dangır dangır söylüyorum. Aslında orada kastettiğim şey şuydu. Hı. Bozmayın gelinliği mi? Hayır. Kaç yaşında insanlar şimdi çıkıyoruz. Bu çıkıp da orada durmak ya da masa masa gezmek ne demek? Bana tamam. altın tak. Hı. Ya beni utandırıyor bu. Evet ihtiyaç mı? Tabii ki ihtiyaç. Hani ben kendim için konuşmuyorum bunu. ama evet insanlar evlenen insanlar orada takı takılsın diyor. Ya bunda hiçbir problem yok. Ben sadece insanlara külfet olmaktan hoşlanmıyorum. Ben kendi düğünümde de mesela birçok arkada birkaç arkadaşıma takı verdim gelip taksınlar diye. Çünkü durumları yoktu. Ha sen verdin. Ben verdim çünkü Gel gelmeyeceklerdi. Gelmeyeceklerdi. Aa, sana takacak kendi Birkaç tane böyle durumu iyi olmayan arkadaşlarım var. Aylin ben gelmiyorum takı takamayacağım. Ya senin varlığın benim için önemli. Ay ne güzel. <laughs> onlar kendini orada kötü hissetmesin diye ben mesela kasamdan çıkarıp onlara altın verip al bebeğim sen kendini kötü hissetme sen bunu bana tak demişimdir. Ya, o yüzden aslında baroş yemek istememişim insanlara külfet demek istemişim ama tamam evlenen insanların da mesela doğum günleri de bana öyle geliyor çünkü onlar sanki hediye almak zorundalarmış gibi. Yani doğum günlerini çok severim. Sadece insanlara yük olmamak adına kutlamak istemiyorum mesela ben. Merak etme sen. Çeyrek altının fiyatıyla beraber herkes sana hak vermeye başlıyor. <laughs> <laughs> <Takım gülüyor> ne oldu? Evet, <laughs> <takım gülüyor> Boros'u bulmaya başladınız <laughs> diye yürüyormuşum ben buradan. Eskiden altı günleri falan vardı. Onlara ne oldu <laughs> onlar acaba? Aşkım onlar yok artık. Gram günü falan vardır herhalde artık <laughs> <Kesinlikle>. bilmiyorum. <laughs> evet peki e, eşin çok bonkör. Eşim aslında çok pinti bak şimdi dinliyorum. Aa, Kudret, aa. Şöyle pinti bak şimdi böyle Hiç pek. öyle gözükmüyor. Ay ya. Hayır. Eşim şey benim Fuzuli hiçbir şey sevmez. Hmm. Bana ama inanılmaz yani etrafına da öyledir. Ama mesela Fuzul bir şeyi gördü. Hmm. Gereğinden fazla pahalı. Hmm. Kendisi için şey yapar mesela onu stoplar. Ya gerek yok gider ama benim için bir şey stoplamaz. Elinde olsun fazlasının fazlasını en yağdırır. En son ne aldı sana böyle beğendiğim bir şey? Ya işi? da neler almıştı? Önce onu bir hatırlayalım. Evet Her şey aldı ya. Çok Gelsin aldı. bir izleyelim neler <gülüyor> almıştı. <gülüyor>